seninle ilk heyecan başlamıştı gözlerimiz. Birleşince ilk heyecan başlamıştı gözlerimiz. Birleşince kol kola girelim, haydi bu gece gülüp eğlenelim biz de gönlümüze. Unutalım bütün dertleri, kıskansınlar neşemizi. Hayat tatlı bir dünya, dünya yan dünya. Çok sevgili dinleyicilerim, okuduğum bu güzel eserleri besteleyen Cemil Arkan Bey'i hep beraber alkışlayalım. Kol kola girelim, haydi bu gece gülüp eğlenelim. Biz de gönlümüzce geçen her günün kıymeti çok. Üzülmenin faydası yok. Sizlere ben ve saz arkadaşlarım bütün kalbimizle teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun efendim. Güllerin en güzeli biricik gülüme sevgilerimle, Engin. Bu iş hayırlısıyla hallolmazsa yeryüzünde çiçek kalmayacak. Hangi iş? Düğün işi. Düğün mü? Senin yakışıklı subay her gece bu güllere herhalde babasının hayrına yollamıyor. Beni sevdiğine eminim. Ama bilmem neden daha bir kerecik olsun evlenme lafı çıkmadı ağzından. Yıldızlara kolay aşık olunur ama zor elde edilir. Senin gibi halkın sevgilisi olmuş bir sanatçı evlenme teklif etmek her erkeği korkutur. Sen göklerde bir yıldızsın, aranızda dünyalar var. Aramızda sadece aşk var. Ama gene de önce ona bir umut kapısı açman lazım. Biraz cesaret vermeli, teşvik etmelisin onu. Hı hı, haklısın. Bunu hiç düşünmemiştim. Senden evlenirim ya da ömrüm boyunca hiçbir kadınla evlenmem. Bunu böyle bil, inanma. Ama bunu hiç söylemedim. Evet. Söyleyemedim. Korktum. Halbuki cesursun sen Engin. Sana karşı değil. Ağzından çıkacak bir hayır kelimesi
gururuma saplanacak bir hançer gibi kahrederdi beni. Yüzümde sana hayır diyen bir ifade mi var? Gözlerimdeki sevgiyi okumuyor musun Engin? Her şeyin farkındayım. Ama sana kalbimdeki suali sormaya korkuyorum. Neyi Engin? Neyi sormaya korkuyorsun? Sen meşhur bir sanatçısın. Bense asker. Askerliğim bitince de avukatlığa başlayacağım. Yaşadığım bu renkli hayatı sana verebilmem imkansız. Çok güçlü. Askerliğin bitince sen de meşhur bir avukat olabilirsin. Belki. Fakat sen binlerce insanın kalbindesin. Ben evleneceğim kadının yalnız bana ait olmasını isterim. Seni sahnede hiçbir hayranınla paylaşmak istemem. Kıskanırım. Haklısın sevgilim. Binlerce hayranımdan ve sahne hayatımdan vazgeçmem mümkün değil. Evlilik uğruna feda edemem bunları. Bu gece ben çok mesudum. Artık aradım, buldum. Bu gece ben çok mesudum. Artık aradım, buldum. Yalnız seni. Sayın dinleyicilerim, bu sizlerle geçen son gecem ve son şarkım. Hepinize veda etmek zorundayım. Çok sevdiğim sizlerden ve beni göklere çıkaran alkışlarınızdan yuvamın kadını olabilmek sevinciyle ayrılıyorum. Artık sahneyi tamamen terk ediyorum. Bu gece ben çok mesudum. Çünkü artık aradığımı buldum. İşte sana dönüyorum. Bunu yemin biliyorum. İşte sana dönüyorum. Bunu yemin biliyorum. Yalnız seni seviyorum. Yalnız seni seviyorum. Sus sus sus, kimseler duymasın. Sus sus sus, sevgilim duymasın. Elveda sizlere elveda. Elveda. Çıldırmışsın sen. Evlenmekle neler kaybedeceğini biliyor musun? Neler kazanacağımı biliyorum. Aşk, mutlu bir yuva, sevimli çocuklar. Ya sanatın, şöhretin, kazanacağın paralar? Bütün bunları basit bir evliliğe feda mı ediyorsun? Hiçbiri umurumda değil. Senin basit bulduğun evliliğim cennetimin anahtarı olacak. Artık sahnelerin kadını değil, sadece yuvamın kadını olmak istiyorum ben. Bu gece benim gecem. Dünyaları verdin bana. Çok teşekkür ederim sevgilim. Sizi tebrik ederim Engin Bey. Sanat alemimizin en parlak incisini koparıp aldığınız için çok talihlisiniz. Size mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Düğünümüze bekleriz beyefendi. Müsaadenizle.
Kore'de Türk'ün cesaretini gösterme şansı bize güldü. Birliğimiz Kore'ye gidecek Tugay'a katılma emri aldı. Böyle şerefli bir vazife bize düştüğü için sevinçliyim. Hazırlıklarını tamamlaman için iki gün izinlisin. Baş üstüne komutanım. Olur şey değil, kendime dede dedirttireceğim ona. Bunu duyunca kim bilir Engin ne kadar sevinecek. Müjdeyi ben vereceğim. Oyun bozanlık yok ha. Geliyor. Merhaba, hoş geldin Şeki Bey. Hoş bulduk damat. Sizlere bir müjdem var. Hayırdır inşallah? Kore'ye gidecek Türk Tugayı'na tayin edildim. Kore'ye mi? Ne o, yoksa buna sevinmedin mi? Yoo, sevindim ama bu ilk ayrılığımız. Şaşırdım birden. Kore o kadar uzak ki. Aramızda ayrılık kelimesi bir şey ifade eder mi sevgilim? Senden ne kadar uzakta olursam, kalbim o kadar yanında çarpacak. Bundan emin olabilirsin. Eminim. Eminim ama savaş bu. Tanrı bizi korur karıcı. Korur elbet. Gönlünü ferah tut kızım. Allah sizleri çocuğunuza bağışlasın. Gül, çocuğumuza mı? Evet sevgilim, yakında baba olacaksın. Oh, karıcığım, yavrum, sultanım benim. Sana o kadar minnettarım ki. Gecemiz bu. Acısı şimdiden yüreğime çöktü Engin. Unutma, vatan borcu bu karıcı. Fakat savaş feci bir şey. Üzülme, döneceğim. Döneceğine inanıyorum. Yalnız bu son gecemiz hiç bitmesin istiyorum. Sabah olmasın. Sabah bin yıl var sevgilim. Bin yıl sürse de doyamam sana. Yavrum be, bir tanem. Kadınım. Cennetim. Sensiz geçen günlerimi anlattım. Söylediğim gibi artık yuvamızda seni iki kişi olarak bekliyoruz. Kızım ve ben. Gül,
Bilmeni isterim ki, bana dünyanın en güzel hediyesini, en yüce mutluluğunu verdi. Kim bilir, analık ne kadar yakışıyordur sana. Kızımı benim için öp sevgili. Kokusu sana benziyordur mutlaka. Dünyanın öbür ucundan duyuyorum sanki sıcaklığınızı, nefes aldığınızı, hatta kalbinizin çarptığını bile. Benim için sakın üzülme. Savaştan ve ölümden korkmuyorum. Fakat yaşamak istiyorum. Senin için, kızımız için, aşkımız için. Milli Savunma Bakanlığından bildirilmiştir. 35 numaralı tebliğdir. Bugün Pyongyang'ın güneyinde Türk Dugayı'ndan Teğmen Engin Bora komutasındaki bir birlik, komünistlerin merkez cephesindeki hücumunu süngüyle göğüs göğüse çarpışarak püskürtmüş ve düşmana ağır zayiat verdirtmiştir. Mehmetçik Türk gücünü Kore'de de tanıtmıştır. Teğmen Engin Bora'nın eşiyim efendim. Buyurun kızım, oturun. Sizinle tanıştığım için şeref duydum. Sağ olun. Beni çağırttığınıza göre kocamdan bir haber olsa gerek. Evet, acı ama şerefli bir haber. Anlayamadım efendim. Durumu kocanızın yüceliğine yaraşan bir cesaretle karşılayacağınızdan eminim. Yoksa onu kayıp mı ettim? Şehitler kaybolmazlar. Kalplerimizde yaşarlar. Vatan sağ olsun kızım. Ömrüm boyunca ellerim avuçlarında yaşasam, son nefesimde gözlerimi gözlerinde kapasıydım Engin. Sensiz hayat kupkuru çiçeksiz bir bahçeye benzer. Sen kalbimin gülüsün. Bu son gecemiz. Sabah olsun istemiyorum. Daha sabaha bin yıl var sevgilim. Bin yıl sürse de doyamam sana. Yavrum benim. Bir tanem, kadınım, cennetim benim. Biliyorum, ne söylesem boş, hiçbir sözüm seni teselli edemez kızım. Tek tesellim, bundan sonra onun ebediyen kalbimde yaşayacağıdır Şevk abi. Bir tesellin daha var, çocuğun. Bak, anacığını istiyor. Maşallah, kızınız çok büyümüş Oya Hanım. Tam 3 yaşında. Babam askerden dönünce babamın da elini öptüreceğim ona. Üç yıldır hayatının perdelerini açmadın. Evine güneşin girmesine dahi mani oldun. Hiç de doğru yapmıyorsun.
kızının istikbalini düşünmelisin. Feci aşk mahteminde kızının yarınlarını karartmaya hakkın yok. Çık bu karanlık dünyadan. Elimde değil. Yüreğimde tükenmez acım varken ne yapabilirim? Tekrar işe başlayabilir, sahneye dönebilirsin. Yapamam. İçim bu haldeyken nasıl sahneye çıkabilirim? Nasıl şarkı söyleyebilirim? Mecbursun. Şu masum yavrun için mecbursun çalışmaya. Kendine gel, metin ol biraz! Bak, salon alkıştan inliyor! Hadi yavrum, sil gözlerini, gel! Peki Şevk abi! Ne de sev kaldı bende,
aşk viranesinde ümitleri yok olmuş. Gönül meyhanesinde şimdi bir an arayayım. Bu aşk viranesinde ümitleri yok olmuş. Gönül meyhanesinde, gönül meyhanesinde, gönül meyhanesinde. Allah'ım, büyük Allah'ım, nedir benim bu çilem? İçmek hiçbir şeyi halletmez kızım, kendini mahvetmeye hakkın yok, sana yakıştıramıyorum bunu. Dayanamıyorum Şevki abi, dayanamayacağım! Kızım, her şeyden önce bir anne olduğunu unutma! Yavrunun sana ihtiyacı var! Beni affet sevgilim! Tekrar sahneye döndüm! Askerler geçiyor anneciğim, ne olursun bakalım ha? Bakalım. Babam askerlerin önünde yürür, değil mi anneciğim? Evet yavrum. Anneciğim, Şevki amcama babam için mektup yazdırmıştım. Almış mıdır mektubumu acaba? Almıştır kızım. Babacığım evimize dönecek, değil mi anneciğim? Dönecek yavrum. Bir viski daha. Emredersiniz. Gül Hanım için bir viski verir misiniz? Çok içmeye başladı. Acaba onu tekrar sahneye döndürmekle hata mı ettik? İçmek, karanlık ve yalnızlıktan iyidir. Bugünün sahneye çıkışının 6. ayı. Her geçen günle içkisinin miktarı ve ıstırabı da artıyor. Yazık, ona mani olamadım. İyi geceler. Sana da. Hanıma bir viski daha. Maşallah, bakıyorum çok hızlı gidiyor. Bu gece 4. kadeh oluyor efendim. Dertli kadın, Allah kimsenin başına vermesin. Bir dakika! Buyurun Cemil bey! Gül Hanım'a ben kendi viskimi vereyim. Bağıştın efendim! Bir kadeh içki, 1000 dertten iyidir. Bugün evlenme yıl dönümüm benim. Sabaha kadar içmek istiyorum. Haklısın. Böyle bir günü kutlamalıyız. Nereye götüreyim seni? Kulübe. Engin'le beraber gittiğimiz kulübe. Bu gece Engin'le benim gecem. Orada onun şerefine içeceğim.
evlilik yıl dönümlerim, hayatım boyunca en mutlu günlerim olacaktı. Oysa 3 yıldır en acılı günüm oldu. Alın yazısı bu gül. Onun o temiz alnına, ölümün kara adının yazılacağı kimin aklına gelirdi? Bu masada oturmuştuk. Gene aynı müzik çalıyordu. Şurada, onunla en mutlu gecelerimizden birini yaşamış ve dans etmiştik. Çok fenayım. Etrafımda her şey dönüyor. Gidelim öyleyse. Evet. Evime, çocuğuma götür beni. Başım dönüyor. Oya yavrum nerede? Burası evim değil benim. Neredeyim ben? Benim evim senin sayılır. Çünkü bu evin senin gibi bir çiçeğe, eşsiz bir güle ihtiyacı var. Neler söylüyorsun sen? Beni lütfen evime götür. Derhal buradan gitmek istiyorum. Gidemezsin Gül. Yıllardır bu anı bekledim. Seni seviyorum. Dokunma, elini sürme bana! Seni çılgın gibi seviyorum Gül! Bu yaptığın alçaklık! Bırak beni, bırak! Ne yapsan nafile, benim olacaksın! Hayır, asla! Asla! Gül! Çabuk! Güzel rüyayı! Rüya değil sevgilim, yuvamıza döndüm. Anneciğim, neden ağlıyorsun? Çünkü baban harpten döndü kızım. Babacığım! Yavrum! Babacığım! Küçük meleğim benim. Sevgilim, ölüm haberini alınca kahroldum. Unutamadığım güzel hayalinle geçirdim günlerimi. Benim vefalı, sadık karım, duygulu kadınım, aşkım, bir tanem. Yaralanıp esir düştüm. Sana haber verememenin acısı yıllarca kahretti beni. Yaşama gücünü senden, yavrumuzdan aldım hep.
Bense çaresizdim, umutsuzdum. Beni ayakta tutan tek şey kızımızdı. Onun istikbalini düşünerek mecburen sahneye döndüm. Anlıyorum yavrum. Acılı günler bitti artık. Şimdi gene yuvanın kadını olacaksın. Ve üçümüz için ben çalışacağım. Bekliyorlar. Geçmiş olsun Engin Bey. Dönüşünüze hepimiz sevindik. Sağ olun. Sadık bir aile dostu olmanız beni çok memnun etti. Sizi tekrar aramızda görmenin şerefine. Teşekkür ederim. Siz iştirak etmiyor musunuz Gül Hanım? Öyle neşesiz duruyorsun ki Gül, yoksa rahatsız mısın? Fazla mutluluk insanı durgunlaştırır Engin Bey. Gül Hanım'ın neşesizliği de bundandır herhalde. Evet Cemil Bey, iyi tahmin ettiniz. Kocamı ölesiye seviyorum. Onun yanında dünyanın en mutlu kadınıyım ben. O halde bu mutluluğun şerefine içelim. Yuhuu, zavallı! Saçları çok dağılmış, tarayalım ha! Bir dakika yavrum! Gül, kocanın dönüşü aşkımın sonu değil, başlangıcı oldu. Seni şimdi her zamandan fazla arzuluyorum. Hatırlarsan o gece etolünü ve çantanı bende unutmuştun. Gelip almanı bekliyorum. Gül, mektup kimden? Bir hayranımdan. Alo? Gül, nasılsın yavrum? Mektubuma niçin cevap vermedin? Kocan geldiğinden beri seni çok özledim. Etolünün kalbimi gıcıklayan kokusu seni büsbütün özletiyor. Gelmeni bekliyorum. Seninle konuşacaklarım var. Ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi sevgilim? Geleceğim Cemil. Benim de sana söyleyeceklerim var. Buraya senin arzularına boyun eğmeye değil, beni rahat bırakmanı söylemeye geldim. Bırakamam, elimde değil bu. Ne istiyorsun? Yuvamı yıkmak mı? Sadece senin daha mutlu olmanı istiyorum. Seni seviyorum. Kocasını seven bir kadından istifadeye kalkmak aşk değil, sadece alçaklıktır. Beni rahat bırak Cemil. Etolümle çantamı ver, gideyim bu iğrenç yerden. Al. Bırak beni, bırak! Dokunma bana! Bu defa elimden kurtulamazsın!
benim olacaksın! Hayır! Hayır! Bırak dedim! Çıldırmışsın sen! Bırak! Zavallı dostum! Bu kadının yıllarca hep seni mi beklediğini sanmıştın? Hadi şimdi çık git evimden! Ne duruyorsun, defol! Engin! Engin, yalvarırım dinle beni! Kahpe! Yalan! Yalan efendim! Ben kocama ihanet etmedim, Allah şahidimdir! Ya bu fotoğraflar? Cemil Arkan'ın evinde salı günü ne işiniz vardı? Etolümle çantamı almaya gitmiştim. Oturunuz. Cemil Arkan! Gül Deniz'le aranızdaki münasebetin derecesi nedir? Üç yıldır metresimdir. Hayır! Yalan, yalan söylüyor! Annen uzaklara gitti. Ne zaman dönecek? Hiç dönmeyecek kızım. Hadi sen yat artık. Şerefimizi satarken insaflı mıydım? Alnına o kara lekeyi sürerken bizi düşündün mü? Hadi git artık! Anneciğim gitme! Beni bırakma! Engin, benden nefret etsen de kızımızı acı! Kulun kurbanın olayım, ayırma yavrumdan beni! Sen kızın anası değil, yüz karasısın! Bizim için öldün artık! Defol buradan! Engin! Yalvarırım, dur! Peki! Gidiyorum! Temiz yuvanızı bir daha kirletmeyeceğim!
Yüzümü bir daha görmeyeceksiniz. Yalnız senden bir dileğim var. Yavruma iyi bak. O ıstırap çekmesin. Mutlu olsun. Başka bir şey istemiyorum senden. Teşekkür ederim babacığım. Çok mutluyum ve her şeyimi size borçluyum. Benim canım kızım. Bugün 18 yaşına girdin. Doğum günün kutlu olsun yavrum. Sana bütün kalbimle mutluluklar dilerim. Güzel talebem, 18. baharınla dünyaya kristal parçaları gibi mor, sarı, eflatun renkler kattığın için seni tebrik ederim, müzik hocam. Teşekkür ederim. Güzel çaldınız Oya. Ben de size çiçekleriniz için teşekkür ederim hocam. Ödeştik öyleyse. Siz büyük bir kabiliyetsiniz Oya. Büyük. Kim bilir bu sözleri kaç talebenize söylediniz? Yalnız size söylüyorum Oya. Lütfen bana inanınız. Bu sihirli küçük parmaklar bir gün harikalar yaratacak. Ben de bundan gurur duyacağım. Thank you.
geçirdiği trafik kazasında gözlerini kaybeden avukat Engin Bora için evde yardımcı olacak kültürlü bir bayan aranmaktadır. İsteklilerin 47, 45, 57 numaraya müracaatları rica olunur. O ya sen misin? Benim babacığım. Daha okula gitmedin mi kızım? Gazetedeki ilanımız için telefon ettiler, onu bekliyorum. Bir hanım sizi görmek istiyor efendim. Hı hı. Gazetedeki ilanınız için geldim. Evet efendim, bir bakıcıya ihtiyacımız var. Ama bugüne kadar babama emanet edecek güvenilir birini bulamadım. Bana güvenebilirsiniz. Sanki sizi tanıyor gibiyim. Acaba daha önce hiç karşılaştık mı? Yok. Ne tuhaf, sizi görür görmez kanım ısındı. Hemen işe başlayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Göreceksiniz, babanıza gönüllü bir yardımcı. Size candan bir abla, hatta anne olacağım. Şimdi gönül rahatlığıyla gidebilirim babacığım. Şansımıza çok iyi bir kadın bulduk. Sen de beğeneceksin. Peki yavrum, hadi bakayım. Okuluna geç kaldın artık. Allah'a ısmarladık babacığım. Güle güle yavrum. Çayınızı getirdim Engin Bey. Başka bir emriniz var mı? Sesiniz, kimsiniz, adınız ne? Seher efendim. Ne tuhaf! Ama imkansız. Sesiniz bana birini hatırlattı. Kimi efendim? Benim için ölmüş birini. Ölmüş birini hatırlattığım için özür dilerim. Müsaadenizle efendim. Hoş geldiniz Oya. Bu benim en sevdiğim eserdir. Tatlı ve acı hatıralarla doludur. Virgin konserde senin duygulu parmakların bu eseri çalarsa çok müteassıs olacağım. Asıl buna ben sevinirim hocam. Bu nefis eseri çalmak benim için büyük bir şeref. Ne garip değil mi Oya? Kalplerimizin aynı şeyler için çarpması güzel bir şey. Güzelin ötesinde bir şey bu hocam. Evet, haklısın. Burada ve her yerde benim için güzel olan yegane varlık yalnız sensin. Mutlaka yeniden evlenmeniz lazımdı. Bir zamanlar evlenmeyi düşünmüştüm. Ama Oya küçüktü. Onu üvey anne elinde büyütmeye gönlüm razı olmadı. Hanımınızın genç yaşında ölmesine üzüldüm Engin Bey. Keşke ölmüş olsaydı. Yoksa yaşıyor mu? Maalesef. Ama kızım onu öldü biliyor. Oya'ya annesinin yuvamıza ihanet eden bir yosma olduğunu söylemektense kalbimdeki nefreti bir mezar taşı olarak gösterdim. Bir ana bu kadar kötü olabilir mi? Oldu Seher Hanım. Onu son defa bir gece tesadüfen bir batakhane önünde gördüm. Zamanında sevgilim, karım dediğim kadın adi bir sokak yosması olmuş.
hassas salonlarına düşmüştü. Allak bullak oldu dünya. Arabamı nasıl sürdüğümü bilemedim. O gece onun yüzünden gözlerimi kaybettim. Seher Hanım, sizden ricam, Oya annesinin yaşadığını asla bilmemeli. Bir mezar taşına anne demesi çok daha hayırlı kızım için. Merak etmeyin efendim. Bunu mukaddes bir sır olarak kalbimde saklayacağım. Sizi o kadar çok, o kadar çok seviyorum ki bazen kızım sanıyorum. Ne tuhaf değil. Teşekkür ederim. Ben de sizi rahmetli annem kadar seviyorum. Düşünebiliyor musunuz Seher Hanım? Babam annemi ne kadar çok sevmiş ve aşkına sadık kalarak bir daha hiç evlenmemiş. Sevmek ve sevilmek çok güzel bir duygu. Bu duyguyu sen de hiç tattın mı yavrum? Evet. Hem de erkeklerin en sevilmeye layık olanı ile. Eminim ki onu bir gün buraya getirirsem siz de beğeneceksiniz. Kim bu talihli erkek yavrum? Müzik hocam. Ne kadar özlemişim tabiatı. Meğer bunca zamandır kendimi dört duvar içine kapamakla hata etmişim. Size minnettarım Seher. Yüzünüze bir mutluluk geldi. Memnun oldum. Buna sebep sizsiniz. Ne garip! Sizi sanki tanıyormuşum gibi bir duygu var içimde. Yaşamak çok güç gelmişti önceleri. Başıma gelen felaketlerde, bilhassa körlüğümde ölümü bir kurtuluş olarak düşünmüştüm. Kızım olmasaydı belki de... Yo, hayır! Kızınızı böyle bir çılgınlığa feda edemezdiniz. Oya ile iftihar edebilirsiniz. Ediyorum. Anasından kalan tek temiz miras, ondan aldığım müzik kabiliyeti. Annesi eşsiz bir sese sahipti. Güzeldi, şahaneydi. Ama kötü, yıktı yaktı, mahvetti beni. Ağlıyor musunuz? Evet. Ondan bahsederken o kadar üzülüyorsunuz ki. Benim felaketime karım bile ağlamadı. Ama siz dertlerime ortak oldunuz. Benim için gözyaşı döktünüz. Islak gözlerinizi... hüzünlü yüzünüzü görmek istiyorum şu an. Hiç olmazsa ellerimle. Şimdi geçmişteki ünlü sesler. Gül Deniz'den bir şarkı. Ben seni unutmak için sevmedim. Gül ben ayrıldık. Kapa o radyoyu! Kapa orayı! Dokunmayın bana! Gözlerimi kaybettim ama elim ayağım hala tutuyor. Seher! Efendim? Seher! Özür dilerim. Şimdi bana yardım eder misin? Yalnız şimdi değil. Ölünceye kadar efendim. Geldiniz babacığım. Çok kıymetli bir misafirimiz var. Müzik hocam. Oo, şeref verdiler evimize. O şeref bana ait beyefendi. Bu da Seher Hanım. Babama yardımcı olarak geldi ama bana çok iyi bir can yoldaşı oldu. Tanıştığımıza memnun oldum Seher Hanım. Seher Hanım, misafirimize bir kahve yapar mısınız? Kız
kızımı da benim gibi mahvetmene müsaade etmeyeceğim. Mani olacağım. Öyle mi? Nasıl yapacaksın bunu? Oya'ya ben hizmetçiniz değil, senin annenim mi diyeceksin? Yoksa babasına senin evine körlüğünden istifade ederek girdim mi diyeceksin? Yalvarırım Cemil! Kızıma dokunma! O masum, tertemiz bir genç kız! Benim yuvamı yıktın, hayatımı mahvettin! Hepsini, her şeyi unutmaya ve seni affetmeye hazırım! Ama ne olur uzak dur Oya'dan! İmkansız! Oya'yı deli gibi seviyorum! Oya! Seni kızım gibi seviyorum! Ama müzik hocanın kim olduğunu görünce sanki dünya başıma yıkıldı! O adam sana layık biri değil! O adam diye hitap ettiğiniz sevdiğim erkektir! Sevemezsin onu! O çok kötü bir insandır! Bu evdeki vazifelerinizi bilin ve haddinizi aşmayın Seher Hanım! Anlaşıldı Oya Hanım! Özür dilerim! Haklısınız! Haddimi bilmeliydim! Müsaadenizle! Gözlerimi açtırıp da ne göreceğim Seher? Batakhane kapılarında sarhoş mezesi olmuş o kadınım! Hayır! Masum ve tertemiz kızınızı Engin Bey! Ya kızınız bir hata yapar ve hayatını mahvederse? O zaman vicdan azabı çekmez misiniz? Anlayamadım söylediklerini! Ortada böyle bir durum mu var? Yok, hayır yok! Sadece onun yarınını düşündüğüm için söyledim bunları! Gören bir gözle, kızınızın yarınlarına daha bir güven ve mutluluk getirebilirsiniz! Yalvarırım! Gözlerinizi ameliyat ettirin Engin Bey! Haklısın Seher! Bana vazifemi hatırlattığın için teşekkür ederim! Şimdi hem kızım, hem de senin için ameliyat olacağım! Benim için mi? Evet! Gözlerim açıldığında seni karşımda görmek... Saçının, gözlerinin rengini seçmek... Yüzüne doya doya bakmak istiyorum! O gün yanımda olacaksın, değil mi Seher? Evet, yanınızda olacağım! Müsaadenizle, kızınıza bu müjdeyi vereyim! Hepsini duydum! Acıyıp seni bu eve almakla, sana annem gibi hürmet etmekle hata etmişim! Fakat ben... Sus! Kıskanç, kötü ruhlu bir kadınsın! Saadetime gölge düşürmek istiyorsun, ama bunu yapamayacaksın! Çünkü Cemil'i seviyorum! Oya, yalvarırım dinle! Yalvarırım dinle beni! Sevdiğin adam seni tuzağına düşürmek isteyen bir alçaktır! Defol git bu evden! Peki yavrum, gidiyorum! Artık alıştım kovulmaya! Kaderim bu benim! Doktor bey, ameliyat nasıl geçti? Çok başarılı geçti, merak etmeyin! Hiç üzülmeyin, babanızın gözleri artık görecek Oya Hanım! Size minnettarım Ertuğrul bey! Allah'ım! Sana şükürler olsun Allah'ım! Thank you.
Görmen imkansız babacığım. Neden? Sebepsiz evi terk etmiş. Gözlerimin açılması için bana bu kadar ısrar etsin. Sonra da bizi terk etsin. Nasıl olur? İmkansız bu. Onu görmek istiyorum Oya. Bana Seher'i mutlaka bulmalısın. Dur demiştim. Görmedin, hiçbir şey bilmiyorsun. Susacaksın. Babanın ve senin şerefin susmana bağlı. Ya siz? Beni kurtardınız. Niçin yaptınız bunu? Çünkü seni kızım gibi sevmiştim yavrum. Hadi git buradan. Gül Deniz. Cinayet suçuyla itham ediliyorsunuz. Evet, Cemil Arkan'ı ben öldürdüm. Vereceğiniz en ağır cezaya razıyım.
Susmakla ölüme gidiyorsun Gül. Her şeyi mahkemede açıklamalısın. Hayır, bunu yapamam. Yapman lazım. Artık yaşamak istemiyorum. Kaderimi değiştirmek elimde değil çünkü. Yalvarırım, Cemil'i niçin öldürdüğünü itiraf et. Hayır, etmeyeceğim. Onu niçin öldürdüğümü kimse bilmeyecek. Çünkü ölmek istiyorum. Yaşamaktan bıktım. Usandım artık. O halde her şeyi ben anlatacağım. Şevki abi, eğer beni seviyorsan susacaksın. Engin'in şerefini, Uyan'ın istikbalini düşün. O iki yüce varlık karşısında benim hayatımın ne kıymeti var? Ben o gece kızımın namusunu kurtardım. Analık vazifemi yaptım. Anne! Anneciğim! Nihayet gerçeği öğrendim. Artık benim de bir annem var. Yalvarırım bana kızım deyin. Bu kelimenin yıllarca hasretini çektim. Kızım, yavrum, bir tanem. Anneciğim, sizi bulduğum gün kaybedecek miyim? Kaderimiz buymuş kızım. Beni hapishanede tanıdığın için affet kızım. Anneciğim, yalvarırım kendinizi müdafaa edin. Eminim ki adalet kızının namusunu kurtaran bir anayı mahkum etmez. Hayır. Babanın ve senin şerefin için susmamız şart. Babama hepsini anlatacağım. O sizi kurtaracak. Sakın, sakın bunu yapma Oya. Eğer yaparsan, analık hakkımı helal etmem sana. Müsaade et kızım. Artık huzur içinde öleyim. Çünkü şimdiye kadar çok çektim. Söyleyin bana, annemi nasıl kurtaracağız? Ne yapacağımızı biliyorum. Hadi gel kızım, gel! Sanığın susması, kendini müdafaa edecek bir sözü olmadığı içindir. Gayesi işlediği cinayeti bir esrar perdesi ardına gizlemek ve zavallı bir kadın rolü oynayarak adaletin merhametine sığınmaktır. Olay meydandadır. Bana annemin öldüğünü söylediniz. Öksüzlüğümün acısını yüreğimde yıllarca taşıttınız. Oysa annem yaşıyor. Onu kurtarmak vazifeniz babacığım. Keşke ölmüş olsaydı. O alnımıza silinmesi imkansız bir lekeyi vurdu. Öyle bir kadın için parmağımı dahi oynatmam. Annemin ölmesine göz mü yumacaksınız? Senin annen çoktan öldü. Sana ne anlatmışlarsa inanma. Annem masumdur. Bir genç kızın namusunu kurtardı. Şimdi mahkemede bunun için susuyor. Kendini o genç kızın şeref uğruna feda ediyor. Yalan! O bunu yapamaz. Yapabilseydi zamanında kendi namusunu kurtarırdı. Annem zamanında kendi ve şimdi de benim namusumu kurtardı. Gözlerimin önünde öldürdü Cemil'i. Neler söylüyorsun sen? Bu evde Seher diye biri vardı. Evet. İşte o benim annemdi. Gözlerinizi ışığa kavuşturduktan sonra gitti. Çünkü onu affetmemiştiniz, kovacaktınız görünce. O asla size ihanet etmedi Engin Bey. Sadece iftiraya kurban gitti. Ve yıllar boyu siz yükselir, o düşerken yalnız sizi sevdi. Şimdi her şeyi anladınız değil mi babacığım? Artık annemi bana verecek misiniz? Onu kurtaracak mısınız? Evet sayın yargıçlar, Güldeniz'in idamını talep ediyorum. Hala susacak, kendinizi müdafaa etmeyecek misiniz? Hayır! Yaşamak istemiyorum! Asın, öldürün, kurtarın beni çektiğim bu ıstıraptan! Gereği düşünüldü. Gül Deniz'in taammüden cinayet işlediğine deliller ve kendi ifadesiyle karar verilerek
suçu sabit görüldüğünden Türk Ceza Kanunu'nun... Sayın Yargıç! Müsaadenizle feci bir adli hataya mani olmak istiyorum. Bu müdahale yersizdir. Henüz karar okunmamıştır. Beni dinlediğinizde davanın sonucu tamamen değişecektir. Dava sonuçlanmıştır ama buna rağmen avukat Engin Bora'nın dinlenilmesini talep ediyorum. Sayın Yargıç, ben buraya sizleri aydınlatmaya... ve şurada susan, kurtuluşunu ölümde bekleyen bu kadının masum olduğunu ispat etmeye geldim. Sizi dinliyoruz. Sayın Yargıç, Güldeniz zamanında ünlü bir ses sanatçısı iken hayatında ilk darbeyi Cemil Arkan'dan yemiş ve korkunç bir iftiraya uğramıştır. Yıllarca kızından, kocasından ve yuvasından ayrı kalmış, sefalet içinde yaşamış ama asla iffetini kirletmemiş olan Güldeniz bu cinayeti tahammüden işlememiştir. Bir ırz düşmanı olan Cemil Arkan'ın elinden masum kızının namusunu kurtarmıştır. Çünkü Güldeniz bir anadır ve biliriz ki cennet annelerimizin ayakları altındadır. Dünya yüzünde hangi ana gözleri önünde kızının ırzına geçilmesine tahammül edebilir? Yüksek Mahkeme Heyetine soruyorum. Bu kadın suçlu mudur? Niçin bunları anlatmadı? Neden kendini müdafaa etmedi? Çünkü kızının ve kocasının şerefi uğruna kendini feda edecek ve ölümü kabullenecek kadar asil bir insandır müvekkilim. Kocası ve kızı kimdir? Masum kadını yuvasından, kızından mahrum bırakan ve onu haksız yere suçlamış olan koca benim. Kızı da benim efendim. Anneciğim, anneciğim, kızım, yavrum. Beni affet Gül. Yalvarırım unut geçmişteki kötü günlerimizi. Seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım. Buna inanıyorum Engin. İnanıyorum.